Herkese merhaba. İstanbul Happy Mid'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Mid'in programında Ben Abdullah İdlik. Bugün konuğum Oğuzhan Murat Öztürk ile beraber İstanbul kanto hayatında, gece hayatında ve musiki serüveninde önemli figürlerden birisi olan Deniz Kızı Eftel üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben aslında biraz e, Deniz Kızı Eftelya'nın e, hayatına dair genel bir panorama çizerek başlayalım istiyorum. E, doğduğu yıllar, e, eğitimi, hayatı, etrafındaki belli başlı kişiler, e, yaşadığı semt, muhip ve cemaat aslında onun hayatında da ilerleyen yıllardaki serüveninde de önemli bir yerde duruyor. E, Deniz Kızı Eftelya kimdir diyerek başlayalım isterseniz. Tabii, e, Deniz Kızı Eftelya... E... Atanasya Georgiadu asıl ismi. Rum kökenli bir vatandaşımız. Sahnelere Deniz Kızı Eftelya olarak adım atıyor. İsmini alış hikayesini kendisi şöyle anlatıyor. 5 yaşlarındayken babası Yolgaki Efendi sandalda denizde içki içerek musiki dinlermiş. Deniz Kızı Eftelya da şarkı söylermiş. Tabii karanlık olduğu için diğer sandaldakiler onu görmediklerinden, o çevredeki sandaldakiler de dinlemeye başlamışlar. Bir süre sonra şey artmış, bu katılım artmış. Bu 5 yaşındaki Eftelya, Deniz Kızı diye seslenmeye başlamışlar ve ismi o şekilde Deniz Kızı Eftelya şeklinde kabul edilmiş. Bu Doğum tarihiyle ilgili e, bir ihtilaf söz konusu. Genel olarak kabul edilen doğum tarihi 1891. Kayıtlara falan baktığımız zaman 1891 tarihini görüyoruz. Fakat mezar taşında 1894 yazıyor. E, bu ilginçlik burada bitiyor mu? Hayır. E, başka bir şey daha var. Mesela ben hazırladığım kitapta e, Deniz Kızı Eftelyan'ın doğum tarihi 1800... 87 olarak yazıyorum. Bunun sebebi de şu. Eftelya'nın ölümünden sonra eşi Kemani Sadi Bey ile yapılan röportajda yani 1939 yılında Sadi Bey 52 sene öncesine ait bir nüfus kağıdı var diyor Eftelya Hanım. Yani bu da doğum tarihini 1887'ye çekiyor. Muhtemelen 1891 tarihi e, Hanım'ın vaftiz edildiği tarih. E, Sadi Bey bunu da veriyor o röportajda. Dolayısıyla e, benim kanımca Eftelya Hanım'ın doğum tarihi 1887'dir. E, yani Türk musikisinin çok tartışıldığı bir döneme de tekabül eder Eftelya Hanım'ın hayatı. Biliyorsunuz 1934 yılında bir musiki yasağı da getirildi. Eftelya daha sonradan e, bu yasak geri çekildi. Eftelya Hanım'ın e, en aktif olduğu, en meşhur olduğu yıllar 1930'lar. Zaten 1930'da Paris'ten dönüyor. 1939'da vefat ediyor. 1930-36 aralığı e, hemen hemen e, gazetelerde Eftelya her gün e, hiç olmazsa bir musiki programının ilanının yer aldığı... ...bir şekilde gündemde olduğu bir e, hayat... 36 yılında e, son gösterisini yapıyor ve rahatsızlanıyor. Sahne şeyleri seyrekleşiyor. E, öldüğü 39'da da aslında çok da meşhur değil. Ölümü bile çok fazla yer bulamıyor. E, son dönemde tabii e, hatırlanmaya başlandı Eftalyanın. Bunda Üstadımız Gökhan Akçura'nın e, çok büyük emeği vardır. Yine plak konusunda Türkiye'de bir otorite olan Cemal Ünlü Bey'in çok emeği vardır. 90'lı yıllarda bir e, Deniz Kızı Eftalya albümü çıkartıldı kalan müzikten. E, sanatçı tekrar hatırlandı. E, bugünlerde de tekrar yine gündeme gelecek gibi görünüyor. E, peki, hatta biraz da e, Deniz Kızı Eftelya'nın e, yaşadığı tarihten, süreçten bahsedelim. Çünkü kendini... Gerek göç dönem Osmanlı'da gerek erken dönem Cumhuriyet'teki enteresan figürlerden biriydi. Ee, Hayatını da altında belki Paris yılları ve İstanbul yılları olacak şekilde çünkü muhteki kariyerinde de bunun önemli bir yeri var. İki ayırmak mümkün. Ee, evet. İlk olarak biraz e, Denizkudu Eftiha'lerin e, kendi yakın çevrettiyle e, dönemiyle nasıl bir ilişki kurduğundan bahsedelim. Etrafında hangi isimler vardı, nerede yaşardı, neler yapardı. Biraz belki bunlardan bahsetmek iyi olabilir. Tabii e, Deniz Kızı Eftelya e, 30'lar İstanbul'un önde gelen figürlerinden biri olmuştur. E, mesela gazetelerde e, halka sorulan şey soruları vardır. İşte e, Hitler kimdir? İşte e, işte bir futbolcuyu soruyorlar, bir pehlivan soruyor. Deniz Kızı Eftel hep sorulanlardan birisidir ve genelde de e, cevap olarak halkın doğru cevap verdiklerinden birisidir. E, Eftelya Hanım'ın hayatında, çevresinde bulunanlardan birisi ve bence hayatındaki en önemli figür tabii ki eşi Sadi Işılay'dır. Sadi Işılay e, gelmiş geçmiş en büyük keman virtüözlerinden biri olarak bilinir. E, yine Eftelya Hanım'ın e, konserlerine iştirak eden, ona e, yardımcı olan sanatkarlar, Bacanos kardeşler Yorgo ve Aleko Bacanos e, her zaman yanındadır. E, Fersanlar e, yanındadır. E, Saadettin Kaynak Paris konserinde mesela yanındadır. E, 1930 yılında Fransa'da, Paris'te e, bir Türk musikisi konseri veriyor Eftalyan'ın. Ve, e, çok başarılı bir konser. E, ünlü uncu Vedat Ürfi de bu konsere katılıyor. Ve e, Fransızların Eftalyan'ın performansını çok beğendiğini o da ifade ediyor. E, 1930 e, 1928 ve 30 aralığında Paris'te Eftelyan'ın ve orada olma nedeni pate için plak doldurmak. Fakat pate plaklarıyla ilgili bir sıkıntı var. Pate plakları çok kaliteli plaklar olmuyor. Hatta Cemal Ünlü Bey bana şöyle bir malumat vermişti. Münir Nurettin ve Refik Fersan Pate e, için doldurdukları plaklardaki ses kalitesinden rahatsız oldukları için tazminat ödeyerek sözleşmelerini fesh etmişler. Eftalyon'da e, plak ya genel anlamda e, plak seslerinden e, rahatsız ve şeyi, e, kendi sesinin kudretini yansıtamadıklarını düşünüyor. E, 1930'da İstanbul'a geliyorlar. Ve İstanbul'da ee, o dönem bir artık trend bugünkü tabire trend haline gelen yazlık bahçelerde e, konser e, dönemi başlıyor. Eftalyan'ın da yine burada en önde gelen isimlerden birisi. Eftalyan'ın deyince e, şöyle bir şey var. E, şöyle bir iddia var. Yine plak üzerinden gidelim. Eee... Avustralya'nın gayrimüslim olduğu için işte plaklarda ismi yazılmıyordu. İşte Darül kayıtlarına işte nokta nokta hanım diye geçiyordu. Ee, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Avustralya'nın övülüp takdir edilince ismini yazmaya başladılar gibi bir iddia söz konusuydu. Ee, bu iddia ile alakalı bir başka bir gelişme yaşandı. Şöyle bir şey oldu. Ee, Dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nde Cemal Ünlü Bey e, Eftelya Hanım'ın Polidor firması tarafından Almanya'ya götürüp e, bir plak doldurduğu bilgisini vermişti. Fakat daha sonraki o e, Eftelya albümün kitapçığında böyle bir bilgi yoktu. Ben de kendisini rahatsız ettim. Dedim ki e, üstadım hani e, çok önemli bir bilgi ama daha sonraki bir e, şeyde buna yer vermemişsiniz. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Kendisi açık yüreklilikle e, bir hata yaptıklarını söyledi. O darul Elhan kayıtlarındaki ismin Eftalyan'ın olmadığını, e, Supiye Hanım'a ait kayıtlar olduğunu söyledi. Bu şu anlama geliyor. Yani demek ki gayrimüslim olduğu için bir baskı gördüğü ve işte o yüzden e, isminin silindiği iddiası da boşa çıkmış oluyor. Bunu da burada e, belirtmek lazım. Eee... Yani Eftalya'nın özellikle konser ve plakları vasıtasıyla bütün e, ülke sağlığında bilinen bir sanatçı haline gelmiş oldu. Burada o zaman şuradan devam edebilirdi aslında. Sizin de bildirdiğiniz gibi kendisi Rum atalı bir Osmanlı vatandaşı ve sonra Türkiye Hı -hı. Cumhuriyeti vatandaşı. Hı -hı. Bu noktada da hayatına dair e, spekülatif birçok iddia da var. E, yaşarken de vefatının ardından da. Hı -hı. Bunlardan birisi de aslında... E, mübadele döneminde yaşadıkları veya yaşadığı düşünülenler kendisinin Fransa'ya gitmesinde veya İstanbul'da kalmasında bu mübadele sürecinin etkisinde olduğuna dair çeşitli literatürlerde bilgiler var. Bunlar doğru mudur? Bu İstanbul'da kalma ve mübadele sonrasında İstanbul'da kalma serüvenine dair neler söylenebilir? Yani mübadele dönemi de Eftalya'nın zaten e, buradaydı. Yani e, mücadele döneminde Eftalya'nın böyle bir şey e, zaten Türk vatan e, işte şöyle bir iddia var o dediğiniz şeyde işte Sadı Bey ile evlenerek bir Türk kökenli birisiyle evlenerek e, kurtulduğuna dair ama ablası da burada. Salha Darhan da burada mesela. O yani çok şey yapmıyor. Çok da e, bu konuda net bilgiler yok aslında. E, yani Evlenip mi kurtuldu? Zaten Fransa'ya gittiği tarih 1928. Evlendiği tarih yine o döneme yakın bir tarih. Yani bunu doğrulayacak bir malumata ben sahip değilim. O konuda başka bir spekülatif bir şey var mesela. Morgan O'Connell'ın çok iyi bir kitabı var. Münir Nurettin Selçuk'la alakalı yazılmış. Mesela orada Ya hanım ve Münir Nurettin arasında bir rekabetten bahsediyor. O rekabet konusuna o şeye geliriz. O kanalın bir de şeyi var. Eftelya ile ilgili yazdığı başka bir makalesi var. O makalede de şey diyor. Deniz kızı Eftelya hanım diyor. Deniz kızı simgesini seçerek bir Yunan milliyetçiliği yapıyor aslında. Çünkü işte Yunan mitolojisine ait bir figürü kullanıyor falan tabi bunlar çok zorlama e, iddialar yani sonuçta deniz kızı deyince hepimizin aklına bir şey beliriyor artık bir beynel minel bir remiz haline gelmiştir deniz kızı ve e, deniz kızı Eftelya'nın böyle bir etnik milliyetçilik yapına dair e, başka hiçbir şey yok yani ibare yok yani o yüzden böyle bir e, zorlama yorum olarak görüyorum ben bunu ee, yine benzeri zorlama yorumları var. Mesela işte e, Nurettin'le Eftalya e rekabetinden bahsederken şey diyor. İşte Hikmet Ferudun Esli Eftalya'nın röportajında işte Eftalya'm sigara yakıyor. Hikmet Ferudun ona diyor ki ya siz sesinize dikkat etmiyor musunuz? O diyor ki ya ben hani böyle bir şey sarmam diyor. İşte sıcak şey içerim. Halbuki diyor işte Münir Nurettin ve ötekiler diyor. Şimdi Morgun'a Akkanal şey diyor burada işte Münir Nurettin'i alay etti diyor falan. Yani, e, yani biraz da galiba Türkçe'ye vakıf olmamasından kaynaklanan bir şey. E, zaten özne Münir Nurettin ve ötekiler. O zaman yani bir grupla alay ediyor olması lazım. Halbuki Eftelya Hanım'ın evinde Münir Nurettin'in fotoğrafı asıldır yani. E, son postada yayınlanan Tefrika'da da beğendiği sanatçılar sorulduğu zaman e, Münir Nurettin'den bahsediyor. Bu gibi zorlama ve spekülatif şeyler var. Ee, aslında dediğim gibi çok da fazla e, detayı bilinmeyen bir hayattan bahsediyoruz. Bir ee, şey olabildiğince e, aydınlatmaya çalışıyoruz. Peki o zaman bu rekabet konusunda girdik. E, Ancak denizde kadar de Eftalyan'ın hayatı boyunca yüzleştiği veya içerisinde olduğu durumlardan bir de bu. Hı hı. E, gerek bunun sosyal yani, bağlı karşılıkları var. Gerek de aslında bu dünyasının dünyanın bu kariyeriyle alakalı bazı aşamaları var. Münir Nurettin bu isimlerden biri, Safiye Hanım bir diğer isim. Peki bir Deniz Kızı Eftalya'ya ve yaşadığı döneme baktığımızda Eftalya ile beraber hangi isimlerden bahsedebiliriz ve bu isimler arasında nasıl bir ilişki, rekabet, birbirine paralel gelişmeler söz konusu? Şimdi benzer işleri yapan insanlar arasında rekabet illaki olur. Fakat e, burada yani ya hanım özelinde e, farklı bir durum söz konusu. Şöyle ki e, 1930'larda bir şey çıkıyor. E, erkek solist krizi çıkıyor. Yani erkek solistler iş bulamıyorlar falan. İşte bu eftelya hanımların, işte safiyelerin kuşakla beraber e, işte Fikriye hanımların e, ondan sonra ilerleyen dönemde e, müzeyenlerin Sahneye hakim olmasıyla erkek solistler ikinci planda kalıyorlar. Burada... ...Eftes çok sıra dışı bir... E, ...argüman geliştiriyor. Bir röportajda diyor ki e, kadınlar olarak biz... E, ...sahne şeyini bozduk diyor. Ve hatta... ...işi daha ileriye götürüyor. Diğer hanım... Ee, sanatçılar da sahneden çekilirse ben sahneden çekilmeye hazırım diyor. Ya bu e, gerçekten çok sıra dışı bir tavır. Ee, yani eşini benzerini göremeyeceğimiz bir tavır. Ee, hani bu hani bir şeyde bir sempatiklik yaratmak için söylenmiş bir şey mi? Hayır. Ee, i̇ki farklı röportajlarda bunun altını çiziyor. Ee, bu bakımdan önemli. Ee, Safiye Hanım'la alakalı. E, Murat Bardakçı'nın çok kıymetli biyografisinde şöyle bir yorumu var. Murat Bardakçı diyor ki Safiye Hanım'la Eftelya Hanım hiçbir zaman rakip olmadılar. E, hatta aynı sahneyi paylaştılar. Eftelya Hanım Münir Nurettin Bey'le de aynı sahneyi paylaşmıştır. E, ama çok böyle rekabet odaklı olduğunu söyleyemeyiz çünkü e, gerçekten bir sahneyi te gerekirse terk ederim diyecek şeyde e, bir bakış açısına sahip. Safiye Hanım'la şöyle bir ikisinin de farkında olmadıkları bir rekabet olayından bahsedelim. E, Hafız Yaşar Okur'un hatıraları e, resimli 20. asırda yayınlandı. E, 1955 yılı diye hatırlıyorum. Bu hatıratın bir bölümünde e, Hafız Yaşar Okur bir yarışmadan bahsediyor şöyle bir yarışma. Hem Eftel Hanım hem Safiye Hanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna geliyorlar. Gazi o bilinen her zamanki nezaketiyle her ikisini de dinliyor. Sonra bir odaya çekiliyorlar. Ee, Gazi diyor ki oylama yapacağız kim kazandı diye. Ee, Doğru Canker diyor ki öyle oynama olmaz. Açıktan oylama olmaz. Herkes kimi seçtiyse e, onun ismini yazsın. Hafız Yaşar Okulu diyor ki, Gazi ile ben Safiye'yi seçtik. Diğer üçü e, Tahsin Bey var ve e, Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Bey var. Diğer üçü Eftelya'yı seçti diyor. Tabi Gazi e, Safiye'yi seçip diğerleri Eftelya'yı İyisi için Nuri Paşa biz hata ettik siz doğrusunu e, bilirsiniz falan gibi bir şey söylüyor. Gazi de işte Safiye farklıdır falan diyor. Böyle bir yarışmadan da e, bahsediyor. Bu da hoş bir anı diye düşünüyorum. Kesinlikle zaten Gadi Mustafa Kemal Paşa'nın e, bu tür e, hatıratlardaki yeri, e, bu tür ziyafetlerdeki yarışma tutkusu bilinen gerçeklerden birisi sanırım. Evet. E, özellikle Münir Nurettin'in alakalı birçok anıtı var bu anlamda. Evet. Bir diğer önemli konu aslında e, burada Deniz Kıdefterli Hanım'ın Paris yılları ile İstanbul yılları arasındaki farklılıklar bu süreçte yaptıkları. Özellikle Paris yılları benim ilgimi çekiyor çünkü e, orada oldukça uzun bir süre e, Sadi Bey'le beraber bulunuyor. 3 sene dolduruyor üç sene. ve e, oldukça etkin etken, e, bir şeyler içerisinde uğraşarak müdik e, kariyerine devam ederek e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Frantin yıllarına dair e, Deniz Kıbrı Eftaliye Hanım'ın e, ne tür anekdotlardan bahsetmek istiyor? Çok mümkün. fazla anekdot yok. E, çok fazla anekdot şey var. E, i̇şte e, bu Paris konseri var. Ha bir de şey var e, çok yine hoş bir anı var. E, şimdi e, Atilla İlhan'ın e, bahsettiği bir durum var şeydi e, bir kitabında. Türk sanat müzisyen plaklarının yurt dışında iki e, gayrimüslim e, vatandaşlar tarafından nasıl ilgi alaka gördüğüne dair bir e, şey yazmıştı. John Morgan o kanalda aynı şeyi söylüyor. Yani bu işte Münir Üreddin e, Safiye Ayla e, ve Eftelya plakları Paris'te e, çok büyük e, bir ilgi görüyor. Deniz kızı Eftelya'nın kendi senin anlattığı bir Madame Surpik adındaki bir Ermeni hanımla alakalı bir anısı var. E, Paris'teyken e, Eftali Hanım onlara çok yardımcı olan Mösyö Levi adında bir Musevi Osmanlı vatandaşı bir arkadaşlarına şaka yapmak için Eftali Hanım'la anlaşıyor. Buna göre e, Madame Surpik adlı Ermeni hanımın evine giriyorlar. E, Mösyö Levi e, Eftalya ve Saz arkadaşlarını e, İtalyan müzik adamları olarak tanıtıyor. İtalyan müzisyenler olarak tanıtıyor. Madame Sürpik yani bunlar işte yaygarıcıdır diyor. İşte gürültü yapar, sevmem böyle şeyler falan diyor. Tabii Türkçe konuşuyor. E, Eftelya'nın e, çevresine göre hiçbir şey söylemiyorlar yani. E, Türkçe e, konuşmuyorlar. Tabi içten içe de gülüyorlar. Yani sonuçta e, karşıdaki insan Türkçe konuşuyor. Sonra Eftelya'nın e, bir fasıl şeyine başlayınca madam Sulfik diyor benim yanağımı öpe öpe diyor e, kızarttı diyor. Yani böyle bir şey anısı var. Bir başka anı e, nerede okudum hatırlamıyorum ama bir e, apartman görevlisini görmüşler. Eftelen mesade Bey. E, bu şahıs e, daha sonra bir konserde böyle bir smokinle görmüşler. E, e, Fransa'daki bir müzik kültürüne hayran olmuşlar. Böyle bir bilgiyi bir yerde okumuştum. Ama çok fazla detay e, Fransa ile ilgili, Paris ile ilgili de yok. Peki e, Paris dönüşünde özellikle İstanbul bahçelerinde e, farklı e, ne diyeyim, bahçelerde farklı e, gruplarla beraber bir müzik icraatı var. Hmm. Dönemin bu anlamda çok konuşulan bir birisi. Gazetelerde reklamlarını görüyoruz. Kendisiyle yapılan mülakatlar var, gadget yazıları var. Bu anlamda bir karşılık bulduğunu tekrar söylemek mümkün altında. Peki bu süreçte hangi bahçelerde e, kendini mutiki icra ediyor? Neler yapıyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisi mesela e, Kalamış'taki Belvide dinliyor ilk olarak. Harbiye'deki Belvide'de de e, program yapıyor. E, küçük çiftlik parkında, e, Panorama bahçesinde, Bomonti bahçesinde. Taksim Bahçesi. Bu gibi yerlerde program yapıyor. Daha ilginci 1935- 36 yıllarında eşi Sadi Bey ve e, bir başka e, müzisyen olan Bimen Şen'le beraber e, Çağlayan e, o zamanki adı Molen Ruj'u alıp Çağlayan Bahçesi'ni çeviriyorlar. Ve bir işletmecilik de yapıyorlar. E, Tabi buralarda e, Eftelya Hanım'ın ünü çok fazla. Yani e ee, şu rahatlıkla söyleyebiliriz dönemin en fazla kazanan e, sanatçılarından birisi. E, hatta bazı kıskançlıkları da e, şey oluyor işte Eftelya'nın apartman dikti diyorlar şeye Taksim'e. Hakikaten de dikiyor. E, o, o zaman öyle de bir şey var, gelenek var. İşte daha sonradan Hamiyet Hanım da e, Safiye Hanım da böyle apartman alıyorlar. Eee öyle bir e, yüksek kazancı da söz konusu. Peki hangi apartman olduğu biliniyor mu bugün için? Tabii tabii. İki apartman var. Birisi ses apartmanıydı. Daha sonra e, onu e, Siirt mebusu Mahmut Soydan'a satıyor. Kendisi Billur Ses apartmanı e, kuruyor hemen yanına. Taksim civarında. E, peki bahçelerden devam edelim. Derken tekrar başka hangi bahçelerde yapıyor ve bu aldığı gelirleri sadece apartman dışında nelerde harcıyor? İşte kendi, ya yani Efsane'nin bir defa en önemli özelliklerden birisi e, çok yardımsever oluşuyor. E, sayısız e, yardım konserine iştirak ediyor. İşte mesela Adile Naşit ve Selim Naşit'in babası komik e, Naşit var. Komiki şehir diye de bilinir. Komiki şehir Naşit efendinin jübilesine e, iştirak ediyor. İşte kimsesiz çocuklar yararına konserler, Kızılay için konserler falan. E, yani e, yardım konserlerinin aranılan ismi denilebilir Eftalya'nın için. Peki aslında sizin de uzun yıllardır Deniz Kız ile ilgili çalışma yaptığını da biliyoruz. Ayartındaki e, yazılar da var. Onun Hı hmm. -hı. haricinde Birçok farklı çalışma var. Hı -hı. Peki bu Deniz Kıda ile ilk defa tanışma, e, kendinden haberdar olmak ve böyle bir çalışma içerisine girmek fikri nereden doğdu, nasıl gelişti? Şimdi e, ben normalde biliyorsun, yayın evinde editörüm. E, boş zamanlarımda kütüphanelere gider taramalar yaparım, e, internet e, kütüphanelerini e, incelerim ilgimi çeken şeyleri de böyle bir kenara ayırım daha sonradan daha müsait olduğum bir zamanda bakmak için. Eee de böyle kenara ayırmıştım aslında ama çok da bakmadım. Yani böyle bir kenarda duruyordu. Sonra böyle bir yine bir boş zamanımda şu kenara ayırdıklarıma bir bakayım derken baktım. E, ilk başta sadece ilk tarafına bakıyordum. Sonra bir baktım yani dokuz tefrika falan yani bu dedim hani bundan bir şey Hazırlanmaz herhalde. Ee, sizin de tanıdığınız Taner e, aya gönderdim. Ee, dedim, abi dedi, abi yani dedim ben böyle bir tefrika var ama çok kısa yani üzerinde durmaya değer mi falan Taner abi dedi ki ya bu şey çok nefis bir tefrika dedi. Bu dedi bunun üzerine çalışalım falan dedi yani. Ben de baktım böyle... ufaktan notlandırmaya falan başladım. Ee, Sonra işte ölümünden sonra yazılar falan böyle daha böyle dallanıp budaklandı. Ondan sonra şimdi artık son tuşlarını yapıyoruz kitap çıkmak üzere. Ee, tabii burada şey çıkıyor yani tam böyle bir şey tam son noktayı koyacağın anda bir şey daha çıkıyor. Bir bilgi geliyor işte bir fotoğraf geliyor falan. Biz de bir türlü son noktayı koyamıyoruz ama yakındır diyelim. Zaten e, bu konuştuklarımızdan da İbn-i biraz vakıf olmuşlardır ki Diyanet Kredi ile alakalı malumat da görece az ve hayatına dair birçok tipikülatif veya bugün için yanlış e, olduğu ortaya konmuş birçok bilgi de var. Dolayısıyla Daha böyle onun bir hayatında var. bile var böyle şeyler. Mesela e, Hanım'ın e, İstanbul Ansiklopedisi'ndeki bilgilerine Baktığım zaman orada mesela ben, ben de bir hayal kırıklığı olmuştu. Niye? Çünkü ölüm tarihine soru işareti, doğum tarihine soru işareti. Ee, hadi doğum tarihinde bir ihtilaftan bahsettik de ölüm tarihi 1939 herkesin bildiği bir şey. Yani onu oraya koyamamak çok ilginç gelmişti. Bana. Ki e, kültür tahmini gelmiş geçmiş en önemli eserlerinden birisidir İstanbul Ansiklopedisi. E, şimdi orada mesela işte balozlarda falan e, Eftelya'nın e, ilk şeylerini... E, sahne şeylerini yaşadığı falan söyleniyor. Balozlara çok gönül kavurmuştur falan deniyor mesela. Ee, Sadi, bir e, Salah Birsel'in kitabında da yazıyor. Efsalem daha hayattayken bunlara cevap vermiş. İşte benim balozlarda e, e, sahneye çıktığım söyleniyor falan. Bunu e, yalanlıyor. Yani ben hususi evlerde falan şarkı söylerdim diyor. Yani bundan rahatsız olduğunda söylüyor aslında. Ama tabii öyle o şekilde geçmiş yani. Mesela kanto ile falan alakası yoktur Eftalyan'ın yani. şimdi Kantucu olan, Efte, ismi Eftalya olanlar yok mu? Var ama bunlar e, bu Eftalya değil. Zaten bunları açıklıyor. İşte mesela Sermet Muhtar'ın yazdığı 12'ler romanında Kordonlu Eftalya diye bir e, şey var, karakter var. Ama o değil. E, bun, bunları olabildiğince açıklamaya çalıştık. 1928 öncesine dair çok fazla bilgi zaten yok Eftelya ile alakalı. Ondan sonrakilerde yine böyle şeyler kendisiyle yapılan röportajlar yani işte Nota Musiki dergisine kapak olmuş falan. Yedi Gün dergisi, Yeni Gün dergisi. Buralarda şeyler var. Perşembe dergisinde şeyler var. Özellikle Eftelya'yı seven diyeyim ve e, gündemde tutan iki tane isim var. Bunlardan birisi Naci Sadullah, birisi de Hikmet Feridun Es. Yani e, bugün Eftelya ile ilgili bildiğimiz malumatların çoğu bu iki isme borçluyuz, denilebilir. Ee, peki biraz da şeyden de bahsetmek istiyorum hatta son olarak. E, Deniz Kıbrı Eftelya'nın e, hastalanması ve ölüme giden süreç çünkü... Ee, yine bir Mehtap gecetini, bir Buatçı gecetini de hatta e, Hikaye denizde gibi. başlıyor ve denizde bitiyor ilginç bir şekilde. Adıyla ee, çok örtüşüyor bu anlamda. E, adıyla örtüşüyor. E, 4 Ağustos 1936'da e, şirkete Hayriye bir Mehtap alemi düzenliyor. Peki Mehtap alemi nedir? Mehtap alemi işte kayıklar gemiler üzerinde bir e, sanat icra edilen e, işte bir organizasyon. E, Eftelya Hanım e, 4 Ağustos 1936'da bu şeye katılıyor. Fakat şöyle bir şey. E, normalde 2-3 gemi yanlış hatırlamıyorsam planlanıyor. Fakat halkın ilgisi o kadar yoğun oluyor ki yani e, gemi sesi çok artıyor. İşte Eftelya Hanım böyle çok soğukta e, işte saatlerce bir performans gösteriyor falan. Orta rahatsızlanıyor. Fakat e, şimdi hikaye şöyle anlatılıyor. E, sabah Birsel'de de böyle işte. Belki de o, e, o gece e, hastalandı ve o yüzden öldü falan gibi. Genelde de bu şey yapılır. Buna inanılır. Fakat e, hayatını incelediğimizde yine Naci Sadullah'ın e, bir röportajını e, şey yapıyoruz. Röportajına tesadüf ediyoruz. E, Orada Eftaly ee, bir sürü sağlık problemi yaşadığına dair e, malumatları görüyoruz. Yani iş sadece kalb, kalbiyle ilgili bir sıkıntıdan dolayı vefat ediyor zaten. Şey de çok e, acıklıdır. Yani o son günleri e, yakındaki akrabaları anlatıyor. Vefatından sonra görüşüldüğünde. Mesela ölümüne 2-3 gün kala e, kendi kendine şarkılar mırıldanırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahane sevdiği Şahane Gözler diye bir şarkıyı söylerken bir anda duruyor bunu Atatürk severdi diyor. Bir küçük Atatürk büstü varmış mesela onu severmiş falan. Bu Şahane Gözler de ilginçtir. Yine Hafız Yaşar Okur'un anılarında var. Atatürk Hafız Yaşar Okur ve oradaki Mursi'ki e, musiki şinaslardan bu şarkıyı istiyor. bu türküyü istiyor. Ve bunlar e, bir Rumeli türküsü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya biz bilmiyoruz diyorlar falan. Atatürk söylüyor ve Atatürk'ün söylediği şekilde şeye giriyor. literatüre giriyor. Böyle de bir özelliği var. Bu Ef'ter'in son söylediği şeylerden birisi de bu. Böyle de bir olay. Yine denizde başlayan hikayenin denizde bitmesi. Evet yani e, dediğim gibi acıklı bir hikayedir o. E, hatta şey var. Yine ölmeden önce şimdi bazı e, yiyecekler yasaklamış Eftelya Hanım'a. İşte doktor bakmış ki daha kurtuluşu yok. Demiş ki sen iyileşiyorsun. istediğini yiyebilirsin falan demiş. Yani o, o öyle acıklı şeyler var. Evet. Bu anlamda Deniz Kızı Eftelya'dan, Deniz Kızı Eftelya Hanım'dan bahsederken aslında birçok e, nokta dikkatimi de çekiyor. Hayat hikayesiyle de, musiki tarihimdeki yeriyle de aslında kendine öncü hak bir yer inşa ettiğini söylemek mümkün. Benim notlarım bu kadardı. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şey var mıdır acaba? Yani e, Deniz Kızı Eftelya Hanım'la ilgili son olarak şunu söylemek isterim. E, Deniz Kızı Eftelya bu topraklara ait bir değer ee, bizim değerimiz Deniz Kız Efter ya. ee, Yani e, kendisini bu topraklarda ifade etmiş, bu toprakların e, mahsulleriyle e, şöhret bulmuş ve yaptığı yardım konserleriyle e, ve bu sanatı icrasındaki başıyla bu borcu ödemiş bir sanatçı olarak görüyorum. E, tekrar gündeme gelmesini Kıymetli buluyorum. Bu konuda eser üreten, bu konuda çalışan herkese de teşekkür ediyorum. Ee, tabii daha çok şey var. Mesela dediğim gibi ya yani ben kendi yaptığım çalışmada mesela en çok şu eksiği gördüm. Mesela e, bu arada romanlara falan da geçiyor Efter Yani Mesela Kemal Tahir'in e, yanlış hatırlamıyorsam Yol Ayrımı romanında bir karakter Eftalyan'ın şöyle bir iddia var mesela. Ee, 31 Mart olayında iddiaçı subayları sakladığına dair bu geçiyor şeylerde. İşte Sadi Bey'in röportajında da geçiyor. Ama bununla ilgili malumata ulaşamadım. Mesela bu, bu benim eksikliğim mesela. Yani e, belki başka bilgilere de ulaşılabilir. Fakat da benim yaptığım çalışma bir biyografi değil. Benim yaptığım bizim e, Ötüken Neşriyat'ın Hayat-ı Hakikiyet Tefrikaları e, serisinden bir çalışma. E, bir e, biyografi olma iddiası yok. E, bu tefrika e, özelinde bir çalışma. Ama e, bu araştırmacıların bulabileceği çok şey yine de olabilir diye düşünüyorum. E, ve bu konuda e, mesai ağırlayacak herkese de şimdiden peşinden teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, Oğuzhan Murat Öztürk tarafından kaleme alınan Deniz Kıdı kitabı e, ilgili tefrika ile beraber yakın bir zamanda Ötüken Neşruyat'tan e, yayınlanacak. E, bu kitabın Deniz Kıdı ve döneme dair birçok yanlış bilinen şeyin de doğrusunu vereceğini bir kaynak, bir referans kitabı olarak e, başvurulayacağını söylemek mümkün. E, tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimidin programındaydınız. Bugün konuğum Oğuzhan Murat Öztürk ile beraber Deniz Kıda Eftalya dönemi, dönem içerisindeki rekabetleri ve Türk mutiki tarihine dair sohbet ettik. Hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.